Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mevlam içinize mutluluklar doldursun. Geleceğinizi mamur eylesin. Bu geleceğin mamur olması demek Murat. Bugünkü hüzün ve korkuları atmakla gerçekleşiyor. Şimdi şeytanın bir özelliği var. Bunu ayet olarak Allah diyor ki, o sizlere, şeytan sizlere apaçık düşmandır ve içinize korku ve hüzün koyacaktır diyor. Şimdi korku, hüzün velilerin vasfıdır değil mi? Ela inne evliyaullah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Ayet öyle diyor. Evliyaullah nasıl, kimlerdir? Onlar ne korkarlar ne hüzünlenirler. Şimdi en büyük özelliğin tam tersini yaptırıcı gücü görüyor musun? Şeytan da bunu uyguluyor. Bizi yeyse sokuyor. Şimdi ibadete girdin diyelim, namaza, korku dolusu. Nasıl bir namaz olur? Mesela bir gün deprem anında İnegöl'deyiz. Namazı kıldıran hocamız ceyran gitti, elektrikler gitti ve birdenbire çok hızlı bir namaza döndü. Hemen selam verip kalktı, etrafa bağırdı. Bir binadayız, bir mobilya üretim binasının üst katında cemaatle namaz kılıyoruz. Ve aşırı bir telaşla o anda namazdan çoktan çıkmış olduğu ortaya çıktı değil mi? Evet. Zaten aradığı şey de bu şeytan. Bizi çıkartmak istiyor. Mevla'nın huzuruna girdiğini düşün şimdi. Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde huzura girmiş. Eli boş gönderir mi seni? Göndermez. Mutlu olmaz ki. Sen yanına geldim, ziyaret ettim. Kahve içirmesen uygun olur mu? Olmaz. Bak şimdi, sana uygun olmayan bir şeyi Mevla nasıl kendine uygun görsün? Girip çıkıyor onca, beş vakit ya. Nasıl huzur alamıyorsun oradan? Sonra sanırım biraz analiz etmiş oldunuz, konuyu anlamış oldunuz. Şimdi bir de farklı bir yönden girelim konuya. İnsan sevdiğini üzer mi? Üzmez. Üzmez. Peki Peygamber Efendimiz en çok sevilen değil mi? Evet. Allah'ın Habibi unvanını almış ya. Peki amil olarak, yani amellerde İslam'ın istediği, emrettiği fiilleri en çok yapan kimdir? Yine Peygamber Efendimiz. Söylenmiş emirleri tatbikte onun kadar tatbik edebilecek kimse var mı? Yok. Yine olmamış. Teheccüd namazına kalkan Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, senin ayakların irin tuttu ya Resulallah. Senin geçmiş gelecek günahların affoldu ya Resulallah. Yeter mi diyor, yani yetmez mi diyor, neden hala ibadettesin? Diyor ki, ben de teşekkür etmeyeyim mi? Şimdi böyle bir zatı neden Allah bu kadar sıkıntıya soksun? Bütün çocuklar onun hayatında vefat ediyor. Sadece Fatıma annemiz hariç. En çok sevdiği amcası gidiyor. Onu koruyan, kollayan. En çok sevdiği hanımı hayatında gidiyor. Hüzün yılı diye tarihe geçiyor. Çektiği, yani işkembe atılıyor üzerine, sırtına, kafasına. Çektiği şeyleri çeken çok az peygamber olmuş, çok az insan olmuş. Şimdi bunca çekilenlere neden rıza göstersin Allah? Çözün bakayım. Dilese o kavmi helak etmez mi? Eder. Rahatlıkla. Allah. Ha. O zaman Mevlam sevdiğini yüceltmek istiyor manası çıkmıyor mu şimdi? Sizin bir dersinizde anlattığınız gibi Allah'ın hiçbir sıkıntısı olmayan bir insana bile dert verip de sıkıntıya sokup daha sonra onlar öldüklerinde cennete atlarla gidiyorlardı. Doğru. Şimdi ben yaşadığım, bildiğim birçok evliyullah ve alimler oldu. Onlarla geçirdiğim vakitlerim oldu. Hayatlarının son demlerinde hastalandıklarını gördüm. Kimi 3 ay, kimi 1 yıl. Şaşırırdım çünkü onlar kadar aktif insanlar azdı. O aktiflikleri öyle yüksek derecedeydi ki, mesela
Seyda Emon'la Sabri Hazretleri gece saat 3'te de 4'te de camide teheccüde onu yakalıyordum. Benden önce oradaydı. 11'de evine gitmiş olan o zat, gece 11'de evine gitmiş olan o zat, geceleyen o karanlıkta, ışıksız sokaklarda tekrar saat kaçta geldiğini bir türlü öğrenemedim. Böyle bir zatı düşün yani, neden hastalansın? Bak, neden hastalansın, bu tabir zahiri duruma göre uygun bir tabir değil. Ama mana aleminde Allah'ın bunca, Allah'a bunca özen göstermiş bir insanın Allah tarafından da özen gösterilmesi gerektiğine işaret ver. Ha, özen meğer ki Mevlana'nın dediği gibi belanın ta kendisiymiş. Eğer belanın ne olduğunu bileydiniz diyor, isterdiniz onu diyor. Yücelticidir, yükselticidir, kaliteyi arttırıcıdır. Mevlam bizleri güzelleştirsin. Amin. Ama zor imtihanlarla değil. Hani diyor ya, Rabbena atina fiddin, la yükellifullahu nefsen illa vus'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuakhidna in nesina au akhtana. Biz unutursak, hata edersek ondan dolayı bizi alma Allah'ım. Ondan dolayı imtihana koyma Allah'ım. Sıkıntıya koyma. Rabbena la tuakhidna in nesina au akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bi. İşte burası da diyor ki, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme Allah'ım. Amin. Allah'ım ufkunuzu güzelleştirsin. Evlatlarınızı size yaraşır, İslam'a yaraşır, Muhammed'in iftiharnameleri eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Deminki dersimizle neredeyse biraz bağlantılı birbirine. Hı. Şimdi ben normal İslamiyet'teyim. İyi kötü namazlarımı kılıyorum. Tamam. Kötü şeyler yapmamaya çalışıyorum. Ama Allah bana dert veriyor. Allah bana hastalık veriyor, çocuğuma sıkıntı veriyor, işime zeval veriyor. Ben nasıl sabır göstermeliyim bu konuya? Veya neye bağlamalıyım bu durumu? Zaten ana konusu oydu az evvelki çektiğim videoda. Ben dinime sarılmışım diyoruz ya. Evet. Dakka dukka meselesi var. Yaptığını ektiğini göreceksin. Şimdi 40'ına kadar güzel geçirmemişsin mesela hayatını. Ondan sonra ben düzelteceğim demeye kalkıştığında ve bunu fiile gerçekten döktüğünde Allah da buna karşılık geçmişini silmeye başlar. Yani çok açıktır. Yani bir mahkeme kurulsa emredilenler var, nehyedilenler var. Nehyedilenler yapılmış yıllarca. Bunun cezası şu kadardır denir. Ya parayla, ya dayakla, ya hapisle bir şekilde ödettirilir. Şimdi büyük mahkemeden önce, öyle bir mahkememiz var. Büyük mahkemeden önce görülmek daha evla değil mi? Çünkü büyük mahkemede çok basit şeyler çok yüksek derecelerle ödetiliyor. Yani şeriat kanunlarına göre olsa mı? Şimdi şeriat kanunlarına göre olsa el kesilecek değil mi? Hırsızlığın bedeli mesela. Kamçılanacak zinanın bedeli. Korumak istiyor Allah. Kulların haklarını müdafaa ediyor. Verdiği kurallarla, emirlerle. Bu kanunların uygulanmadığı dönemde yapılan fiiller olmuş. Mesela Japonya'ya giden Türkler iyi para kazanıyorlar. Gerçekten iyi para kazanıyorlar. Ama çok ilginç bir iş daha bulmuşlar. Bir 10 yıl öncesine kadar her Türk geceleyende gidip makinalar var, dükkan gibi makinalar var dışarıda açıkta. Makinaları kırıyorlar, paraları alıyorlar. Yani içinde gazoz olan dükkan gibi, yani her tür malzeme var o makinalarda.
bir market gibi düşün yani. Bunu bir iş mi yaptı bunu? İşte bu yaptıkları çok kötü bir iş. Şimdi bunun cezası ödettirilir mi, ödettirilmez mi? Ödettirilenleri gördüm orada. Kahvanelerde içki içiyorlar, kazanamıyorlar. Ve geçen birbirine girmiş, biri kafasını, diğerinin kafasını yarmış, hapse girmiş. Oranın Türk Derneği'nin başkanı da Abdurrahman hocam beraber gidebiliriz, karakola gideriz dedim. Bunu çıkarmak için biraz toplu olsak, siz de olursanız iyi olur hocam tabii ki dedim. Gittik karakola çıkarmaya. Ama dedim ki Abdurrahman bu hak etmiş, çıkarmasak daha iyi. Allah'ın hikmeti, çok saygılı davrandılar polisler. En az 10-12 kişiyiz orada. Ve çıkartmadılar. İyi oldu dedim Abdurrahman. Şimdi mutlaka bedel ödettirilir. Sen ben düzeldim, neden geliyor dediğinde geçmişe kefaret olan bölümü düşünmüyorsun. Bu kefaret bölümünü gelecekte görmen mi daha uygun? Çünkü bir namaz 70 bin cezası var. Bir namazın. 70 binlik bir cezayı mı görmek, yoksa burada biraz başına sıkıntılar gelmesi mi? Çünkü bir günü oranın bizim ki elfi senetin bin yıl gibidir diyor. Bir gün bin yıl. Orayla kıyasını yapacaksın. Burada yaşadığın bir saatlik sıkıntı senin için 24 saat ibadettir. Sen bir saatlik sıkıntını düşün. Mesela Selçuk abimiz 2 aydır sıkıntı çekiyor diyelim, 3 aydır. 3 ayın saatlerini vurduğun zaman 24'lerle çarptığında kaç yıl çıkıyor, değil mi? Evet. Şimdi böylese yılları sen nasıl dolu dolu yaşayabilirsin ki? İbadet yapamazsın ki. 24 saatini ibadetle geçen bir tane adam yok, değil mi? Ama hadise göre bir saati, sıkıntının bir saati 24 saat ibadettir. Bundan güzel getirisi olabilecek bir şey olamaz ki. O yüzden İmam Ahmet, İmam Şafii'nin yanına ziyarete gidiyor. İmam Şafii hasta. İmam Şafii diyor ki, ya İmam, Allah sana şifalar versin. Seni bizlere tekrar ilim erbablarına kavuştursun, getirsin dediğinde, ben böyle iyiyim diyor. Olur mu efendim diyor. Ama diyor, böylesi her bir saati 24 saat ibadet değil mi ey imam diyor. Efendim diyor, sizin vereceğiniz bir saatlik ilim ise 1000 tane köleyi azat etmek değil mi diyor. Tamam diyor, o zaman Allah'ın meşfiğini diyor. Bu kardeşimin hatırına şifa ver bana diyor. Tamam mı? Ha, seni getirisi yüksek olan şeyler var. Elinizde ilim varsa verin, kazanın. Para varsa bir mescit yapın, bir medrese yapın, bir insanlığa faydalı şey sunun. İnsanlar kuralların faydalı olduğunu görsün, inansın, değişime uğrasın. Eski güzelliklerimizi tekrar Mevlam bize versin. Ecdadın verdiği şeyler o kadar yüksek kaliteliymiş ki, mesela diyorlar ki Allah razı olsun. Teşekkür yerine hep Allah razı olsun kullanılmış. Allah razı olsun'a bir amin gelirse ve razı olursa cennette sunulacak olan en yüksek rütbe orasıymış. Allah'ın rızalığı. Anladın mı? Bunun gibi birçok ecdattan kalmış güzellikler şu anda okey'e dönmüş ya da evet, thank you diyor veya ne bileyim yani, şımarık lafızlar, kendini böyle farklı görmeler. Hep böyle özenti. Evet. Efendim ben bunu açıldığı için bunu soruyorum. Sonuçta gün içinde çok dua ediyoruz, aslında farkında değiliz. İşte afiyet olsun diyoruz, bu bir dua. Allah razı olsun diyoruz, bir dua. Yani içten söylersen kabulüne mazhar olur. Ama yok, bunun öyle lafız olmuşsa olmaz. Yani, peki bunu mühürlemek şart mıdır? İşte o mühürlemek dediğim konusu orası yani. Sen bunu ihlaslıca söylüyorsan, yakin olarak söylüyorsan, bu deniyor, hadiste öyle geçiyor. Gecenin kabulüne eğer
yakinen iman etmişse kişi, o zaman o iş hasıl olur diyor. Veya cuma namazının getirisine yakinen iman ederek sabah erkenden kalktı, sonra gusül aldı, gusül abdesti aldırttı, sonra kendisi çıktı, başkasını çıkarttı, camiye yayan yürüdü, camide imamı bekledi, cemaati bekledi, dünyalık herhangi bir şey yapmadı, sonra camide imama yakın bir yerde hutbeyi dinledi, eda etti, çıktı. Her saatine bir yıllık ecir var. Her saati Allah. Bunu yapmış çok genç bir gencimize vilayet verildiğini gördüm. Şaşırdım bir gece. Bu rüya tabii. Ama bir şeyler sunuldu açık. Rüya deyip geçmeyin sakın, o da yüksektir. Çünkü Hazreti İbrahim'e sen doğruladın diyor ya İbrahim. Rüyanı tasdikledin diyor. Peki. Oldu mu bilmiyorum. Veya daha da açayım mı? Yani rıza konusunu sordun ya. Evet, rıza, evet. Rızada da durum o. Allah razı olsun desen, afiyet olsun desen. Çeşitli dualar, istemler, bunu gerçekten istiyorsan. Ben o tür insanlara gerçekten istemeseler bile Allah razı olsun deyince hemen amin diyorum. Allah senden de razı olsun diyorum. O zaman fark ediyor. Dua, evet, ettiğini o zaman fark ediyor. Ben de öyle fark etmiştim. Çünkü ben size birkaç kere böyle şeylerde bulunduğumda siz hep amin dediğiniz için bizde halk olarak şey olarak kalmış. Ha, teşekkür babında söyleniyormuş gibi dilimize yerleşmiş. Evet. Ama karşı taraftan bir amin, güzel bir amin alınca insan hemen kendisinin dua ettiğini hissediyor. Evet. Bu da inşallah bize bir bilgi olur. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.